Ekranlarınız başına hoş geldiniz. Bu hafta da yanımda plastik ve estetik cerrahi uzmanı Profesör Doktor Ege Özgen Taş var. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim Neslihan Hanım. Bu hafta da biraz annelere yönelmek istiyoruz. Estetik ve plastik cerrah denilince aklımıza gelen ilk isim kadınlar tabii ki de yoğunluklu olarak. Özellikle yaz ayı içerisinde bulunduğumuz bu günlerde bize yaz mevsimi ve kadınların estetik merakını anlatabilir misiniz? Çok mutlu oldum bu soruyu getirdiğinize. Ama önce çok dikkati çekecek bir kelime kullandınız. Annelerin de estetik ihtiyacı. Evet. Annelik hayattaki en kutsal duygu. Ve hakikaten de hem neslimizin devamı hem de her şeyin olabilmesi için önce annelerin olması lazım. Ama anneler doğum yaptıkları zaman, yani anne oldukları zaman çok ağır bir bedel ödüyorlar. Evet. Bu bedelin ne olduğunu anne olmuş olan herkes, siz de bir annesiniz, gayet iyi biliyorsunuz ama gene de açıklayayım. Bir kere doğum sırasında ciddi bir şekilde karında bir genişleme oluyor. Daha sonra da birdenbire bu kanındaki genişleme aniden sönüyor. Ne oluyor etkileri? Ne kadar kendinizi korumaya çalışırsanız çalışın, deride başlangıçta gerilmeye bağlı çatlaklar oluyor. Ayrıca da bu kadar gerilmeye bağlı olarak karnın içindeki kaslar, ki karnımızı düz tutan o karın duvarındaki adelelerdir. Bu adeleler de birbirinden ayrılıp hafif yırtılarak eski güçlerini kaybedebiliyorlar. Sarkmalar oluşuyor sanırım. Sarkmalar da deriye bağlı. Deri bu kadar genişledikten sonra bir nevi içindeki o elastik lifler yırtılıyor, deforme oluyor ve eskisi kadar bu elastik özelliğini kazanamıyorlar ve karın derisini eskisi kadar büzüştüremiyorlar. Ve neticede çatlak, sarkıklık ve dışarıya doğru bombelik. Dışarıya doğru bombeliğin sebebi içerideki adelelerin zayıflayıp artık karnı korse gibi içeriye doğru sıkı tutamaması. Peki anneliğin en önemli özelliği nedir? Bir anne ne yapar? Ne yapar? Emzirir. Evet. Ne anlama geliyor emzirmek? Göğüsler. Küçücük memelerin kocaman birer balon haline alması. Evet. Ve aylarca, bazen bir yıl sürekli olarak içinden süt salgılaması. Evet. Ve işi bittikten sonra da tekrar eski haline geri dönmesi. Geri dönmesi. Bu sönmüş büyüme, balon şeklini alması. Bu büyüme ve geri dönme tabii ki memede de ciddi işler yapıyor. Nadir olan bir başka durum daha var. Her annede olmuyor. Doğum sırasında kilo alıyorsunuz. Evet. Ama bir şekilde doğum bittikten sonra eski kilonuza dönemiyorsunuz. Evet. Doğum kiloları. Neden öyle oluyor? Çeşitli nedenleri var. Hareketsizlik, çocukla çok ilgili olarak gerekli aktiviteyi gösterememek, fazla yemek yemek. Yani her annede olmuyor biliyorsunuz. Bazılarında oluyor. Evet. Bu da bir dert. Amerikalılar böyle ameliyatlara değişik, çarpıcı isimler vermekte çok ustadırlar. Mommy makeover. Yani anneyi yeniden yaratmak. Mommy makeover. Böyle bir ameliyat var. Bu ameliyat bir paket halinde satılıyor. Meme küçültülüyor veya büyütülüyor veya dikleştiriliyor. Ne olmuşsa. Karın sarkıklığı gideriliyor. Gerekiyorsa liposuction yapılıyor. Şimdi bu mommy makeover diye bir kombini ameliyat. Demek ki anne olmanın ağır bir bedeli var. Ama biz plastik cerrah olarak bu bedeli elimizden geldiği kadar geriye çevirebiliyoruz. Güvenli bir takım ameliyatlarla. Şimdi gelelim yaz gününe. Yaz deyince insanın aklına ne geliyor? Tatil, plaj, plaj, deniz. Deniz. Evet. Bakın, plaj ve deniz ne uyandırıyor sizde? Güneşlenmek. Aynen. Güneşin altına özel bir takım kıyafetlerle çıkmak. Kış boyunca sakladığınız vücudu artık ortaya çıkarmak. Özel kıyafetler nedir? Mayo bikini. Ya da bikini. Peki
kimler bikini giymeye cesaret edebiliyor? Yani bunu toplumsal olarak bu konunun rahatsız edici tarafını bırakıyorum. Kimler bikini giyebilecek rahatlığı kendilerinde görebiliyorlar? Vücuduna güvenen kadınlar. Aynen. Demek ki vücudun da insanların güzelliğinde önemli bir yeri var. Yüzünüzün bebek gibi, taş bebek gibi olması yeterli değil. Çünkü plaja gidip de etrafınızdaki genç kadınlara baktığınızda çoğunun yüzünü görmüyorsunuz bile. Evet. Onların silüetlerine, yani uzaktan vücut yapılarına göre değerlendiriyorsunuz. Dikkat edin, vücuduna en çok güvenen kadınlar en cesur kıyafetleri, deniz kıyafetlerini giyebiliyorlar. Vücuduna güvenemeyenler ellerinden geldiği kadar rahatsız olduklarını örtecek kıyafetleri seçiyorlar. Kadını güzel yapan nedir? Vücudunu. Kadını erkekten ayıran en önemli olay vücudunda, kabaca ona kadınların kendileri kum saati diyor. Kum saatine benzeyen bir kıvrımın olması. Bu kıvrım da şöyle. İnce bir boyundan sonra normal genişlikte omuzlar. Daha sonra hemen omuzların altında yandan da fark edilebilecek meme çıkıntısı. Ondan sonra belirgin bir açıyla daralan bir bel. Sonra belden sonra çok tatlı bir kavisle genişleyen kalçalar. Ve bu genişleyen kalçaların dize kadar muntazam bir kavisle incelmesi. Kadın figürlerinde karikatürlere dikkat edin. Evet. Elbiselere dikkat edin. Bütün bunları yapıyor. Çizilen budur. Çizilen budur. Ama kaç kadının vücudu buna uygundur acaba? Epey kadının vücudu uygun. Öyle mi? Bakın burada ince bel, kalın kalça, şundan bundan bahsetmiyoruz. Diyoruz ki birbirine uyum içinde olan kıvrımlar. Yani boyundan sonra inen memeler, çok dar bir bel ve belden sonra genişleyerek aşağı doğru devam eden kalçalar. Kalçalardan sonra da bacakların halk arasında kabaca sütun gibi adlandırıldığı, çarpıklık eğrilik olmadan muntazam bir şekilde dizlere, oradan da ayak bileklerine kadar inmesi. Bakın bu sporla yapılacak bir şey değil. Evet. Çünkü koşuculara, vücut şeydenlere bakın. Bu böyle spor yaparak adalelerinizi geliştirerek kazanabileceğiniz bir şey değil. Bu kadının ana vücut yapısı. Tabii şişmanlık bununla hiç bağdaşmıyor. Ama dümdüz inen vücutlar da kadına yakışmıyor. Şimdi bakıyoruz bir zamanlar sıfır beden modası falan. Yani burada zayıflık her zaman güzellik demek değildir. Dolgun kıvrımlara sahip olan ama kilosu diğer arkadaşlarına göre çok az fazlalığı odun olan kadınlar bile eğer düzgün vücut hatlarına sahipler ise çok çekici görünüyorlar. Peki biz plastik cerrah olarak eğer bir kadın bu düzgün vücut hatlarına sahip değilse ne yapıyoruz? Tekrar vücudu düzgün hale getirmek için silüeti karşımıza alıyoruz ve düşünmeye başlıyoruz. Diyoruz ki ilk çıkıntının memeler olması lazım. Bu memelerin de gerekli çıkıntıyı ve dolgunluğu vermesi için bir, dik durması lazım. İki, belirli bir hacimde olması lazım. Zaten belli bir hacmi geçen memelerin ağırlıkları nedeniyle dik durmaları mümkün değildir. İnerler aşağıya. Demek ki çok büyük meme, çok güzel meme anlamına gelmez. Vücuda oranlı bir meme olacak. Yani kalçanın büyüklüğüyle belli bir oran içinde olacak. Burada çok çarpıcı olan nokta karın ve bel bölgesi. Bir kere karnının bombeli olmaması lazım. Ama erkek gibi de adeleli olmaması lazım. Göbek normal yerinde olmalı. Karna en çekici görüntüyü veren göbektir.
Kadının göbeği ellerinizi koyduğunuz zaman kemerin değdiği şu iki kemik çıkıntısıyla aynı hizada veya onun biraz üzerinde olabilir. Evet. Ama göbek iyice aşağıdaysa uygun bir görüntü vermez. Sonra da kalçaların boyutu demiştim. Şişman insanlarda kocaman kalçalar vardır. Bunun hiçbir anlamı yok. Çünkü onların belleri de kalın, memeleri de kalın ve neticede kalın bir sistem aşağı kadar iniyor. Bizim düşündüğümüz kontrü, kıvrımları vermiyor. Evet. Beyin o kıvrımları öyle güzel algılayıp, öyle güzel kafasında kararlar veriyor ki. Şöyle söyleyeyim size. Birçok erkek eğer bir kadından çocuk sahibi olup neslini devam ettirmeyi arzuluyor ise normal göğüslü, dar belli ve iri kalçalı kadınları seçiyor. Farkında olmadan. Çeşitli nedenleri olabilir. Çünkü bu tür kadınların birçok çalışma göstermiş ki daha doğurgan oldukları kesin. Daha sağlıklı çocuk doğurdukları kesin. Ve dişiliklerinin biraz daha iyi gelişmiş olduğu da kesin. Yani bunu bilimsel olarak birçok çalışmada kanıtlamışlar. Çok güzel. Peki böyle plaja çıktığınız zaman insanların övgüyle bakmalarını istediğiniz bir vücudu biz nasıl sağlayabiliriz? Biraz önce başladım. Memelerden başladık. Memeler sarkıksa dikleştirilir. Aşırı büyükse hafif küçültülür. Küçükse büyütülür. Bunları fazla ayrıntılarına girmeyeceğim. Çünkü her biri birer konu. İkincisi, memelerden sonra bele doğru belirgin bir daralma yapmak zorundayız. Bunun için de belin kenarındaki eğer varsa fazla yağları, kişi zayıf bile olsa alabildiğimiz evet, kadar zayıf alacağız. Zayıf bile olsa olabiliyor bazen. Olabiliyor, siz bunu çok görürsünüz. Ne kadar zayıflasam burası inmiyor diyen kesinlikle kaç arkadaşınıza rastlamışsınızdır, evet, kim bilir. Bunu nasıl yapıyoruz? Artık günümüzde bu çok kolay. Yağları küçücük deliklerden girerek emen makinalarımız çoğaldı. Klasik olarak biz buna liposuction diyorduk. Ama günümüzde liposuction yerine öyle ilginç cihazlar çıkmaya başladı ki şu anda tam oturmasalar bile ileride herhangi bir ameliyata gerek olmadan vücudun fazla yağlarını eritebilecek potansiyelde makineler yapılıyor. Hala da var. Biz bunları estetik kliniklerinde kullanıldığını görüyoruz. Belli bir oranda da sonuçlarını alıyorlar. Ama hala liposuction'ın görerek verdiğiniz ve hemen görünen kesin sonucuna henüz bu makineler ulaşmadı. Kalçalar dar ise bir sorun güzel bir kadında. Genişletmeniz lazım. Onu genişletmek için de oraya bir şey vermeniz lazım. Değil mi? Yani kadına gidip de sen şişmanlayacaksın ama şunları şunları yiyeceksin. Sadece kalçan şişmanlayacak, başka ellerin şişmanlamayacak diyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Çünkü yağların nereye toplanacağı sizin elinizde değil. Kesinlikle. O zaman ne yapıyoruz? Bir kadının güzelliğini bozmadan nerelerden yağ ayıklayabiliriz acaba? Bu ayıklayabileceğimiz yağ hastanın büyük memeleri de olabilir. Sırtındaki bir takım fazlalıklar da olabilir ama en çok bel civarından olabilir. Bazen de bacaklarının bazı tarafından olabilir. Toplayabildiğimiz kadar bu yağı topladıktan sonra hesabını yapıyoruz ve kalçanın uygun yerlerine enjeksiyonla veriyoruz. Bu konu son zamanlarda çok duyuldu. Duyulmasının sebebi de Brezilya kalça kaldırma ameliyatı. Evet. Brazilian butt lift diye geçer. Ben de duymuştum. Herkes duyuyor. Tam bu işi yapıyor. Yani vücuttan topladığı yağları bir şekilde kalçanın belli bölümlerine vererek kalça ile vücudun diğer hatları arasındaki kıvrımı, konturu sağlıyor. Peki düşme oluyor mu hocam tekrar? Hayır. Olmuyor. Çünkü bakın, bu
kalçayı asma olayı değil. Belli bir bölgesine dolgu, öyle ilaveler yapıyorsunuz ki kalçanın şekli değişiyor. Bu sadece kalçanın en kabarıklık arka tarafına ilave yapmak anlamına gelmiyor. Yanlarına da yapıyorsunuz. Şekillendiriyoruz. Kalçayı aslında şekillendiriyorsunuz. Bazı insanlar hazır dolgu maddeleri bulalım, bunları kalçaya enjekte edelim demişler. Çok net söylüyorum. Şu anda sayısız dolgu maddesi var dünyanın her tarafında. Bunlar sadece ve sadece yüz gibi, çok küçük girinti çıkıntılar gibi yerlerde geçerli. Meme büyütmek için, kalça büyütmek için bu dolgu maddelerinin kullanılması şu anda bana sorarsanız kesinlikle yapılmaması gereken bir olay. Çünkü bu dolgu maddeleriyle sonunda hayatını kaybetmiş olan veya çok ağır yaralanmış olan birçok kişi tanıyoruz. Demek ki eğer plajda göz alıcı bir vücuda sahip değilseniz ve böyle olmak istiyorsanız plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrah olarak bize geleceksiniz. Biz sizin kalıbınızı inceleyeceğiz. Bilgisayarda gerekli çalışmaları yapacağız. Ve sonunda size en yakışan vücut şeklinin ne olduğunu çizdikten sonra bu şekli nasıl sağlarızın planını yapıp gerekli işlemi size yapacağız. Bu şekilde kadınların özgüveninin arttığını da görüyoruz. Özgüveni artan kadın mutlu kadındır. Mutlu kadın kocasıyla ilişkisi güzel olan kadındır. Çocuklarıyla iletişimi güzel olan kadındır. Sosyal çevresi olan kadındır. Kadının mutluluğu toplumun mutluluğu demektir. Kadın da estetik bir varlıktır ve estetik olarak kendini mutlu hissetmesi çok kıymetlidir. Çocuklarla ilgili konuşuyorsak eğer, annelerin mutluluğu tabii ki de önemli. Bu anlamda vücudumuzda deformeler olması, tabii anneliğin bedelini ödenmiş olmamız güzel ama sorun değil, çözümsüz değil. İyi ki sizin gibi uzmanlar var hocam. O kadar güzel bir kelime sarf ettiniz ki, anneler dediniz. Çocuklarına daha iyi bakabilecek. İnanın kendine bakan, alımlı yani güvenli annelerin çocukları da daha küçücük yaşta kendilerine nasıl bir eda vermeleri gerektiğini öğreniyorlar ve güzel bir genç kız sonra da güzel bir kadın olarak büyüyorlar. Ve bunda annelerinden gördükleri tavırların çok büyük önemi var. Kesinlikle çok inanıyorum. Rol modeldir anne evet, zaten. Evet. Eklemek istediğiniz başka bir şey teşekkür vardı. Ederim. Zamanımızı doldurduk sanırım. Ben teşekkür ederim. Çok değerli bilgilerdi. Çok özeldi. Çok araya giremedim çünkü inanılmaz bir ilgiyle izledim. Çok inanılmaz bir ilgiyle dinledim. Evet, Profesör Doktor Ege Özgen Taş İstanbul'da. Tabii ki de program sonrasında yine görüşmeye devam edeceğiz. Çevreme duyuruyorum Ege Hocam. Eminim bizi çok mutlu edecek işlemlerle her zaman yanımızda olacak. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.